Bir fon kuruluşu, A tipi B tipi fonları gibi. Bir fon şirketi kurulacak. Mesela Osman Hoca başında olabilir. Saygıdeğer bir iktisat hocamız. Ve bir kadro çıkacak ortaya. Diyecek ki fonlarını bana yatır, ben bunu iyi değerlendiririm. Ama bir hesap verecek. Şu sürelerde şu parayı yatırırsan şu senede şu emekli maaşını alırsın. Yani seneyi de şahıs tayin ediyor. Efendim burada ben bir parantez açmak Şimdi istiyorum. bu Size olunca sormak istiyorum. Yani, Sayın pardon, Tibuk özür dilerim. Bir soru zaten sormak kıdem istiyorum efendim. tazminatının Şimdi, esası nedir? pardon Hamdi Bey. Efendim bir taraftan tamam işçiyle işveren kendi arasında halletmeli bunu diyorsunuz. Ama Türkiye'de de 4,5 milyon kaçak işçi var, sigortasız işçi. Bu işçiyle işveren arasında kendi arasında hallettiği zaman böyle şeyler çıkmaz mı Kaçak efendim ortaya? işçi ayrı bir konu. Kaçak işçi ekonominin bir konusudur. Bu sistem ortaya çıktığı zaman o sorun da çözülüyor. Nedir kaçak işçi? Kaçak işçi nedir? Yani sigortalanmayan işçi anlamında Sigortası, söylüyorum. vergisi ödenmeyen, muhtasarı ve sigorta primi ödenmeyen işçi demektir. Yani sevgili hocamızın çok Hayır üstüne sayın. durduğu kayıt dışı ekonomidir. Ha çalıştırırsın adamı çünkü ucuzdur o. Kimse keyfinden dolayı sigortasız işçi kullanmıyor. Ucuzluğundan. Ve rakibin de ucuz mal ürettiği için sen sigorta primini, vergini ödediğinde rekabet edemiyorsun. Sen de o yola gidiyorsun. Sistemi özelleştirdiğin zaman primi kim ödüyor? İşçi ödüyor. İşçi primi direkt ödediği için devlet de onun ödediği prime göre ufak bir katkıda bulunacağı için o işçi aldığı paradan gidecek özel sigorta firmalarına primini yatıracak. Böylece kaçak işçiyle resmi işçi olayı da kalkıyor ortadan. Yani Efendim bu bu durumda çözülebilecek olaydır. ya işçi direkt kendisi mi Tabii tabii getirmiş tabii. olacak? Şimdi bakın bunun örneğini ben size anlatacağım. Şili'de bu uygulandı. Şili 1980'de bizden daha büyük bir sorunla karşı karşıya gelmiş. 1980 yılına vardıklarında bakıyorlar ki orada da bizimki gibi çok kompleks bir sosyal güvenlik sistemi var. Erken emeklilik, değişik emeklilik vesaire. Bütçe açılıyor, açılıyor farklar. Tam devletçi kafa, tam bize benzeyen bir sistem. Zaten birçok devletin bize benzeyendir sistemi. Yani başka devletlere de devletçidir bu sistem. Sanırım batan devletlerden Evet, şimdi bahsediyorsunuz. Şili'de bakmışlar ki bütün bütçeyi verseniz sosyal sigortalar kapanmıyor. 1980'de Şili'nin bütçesi, sosyal sigortaları o, hepsini versen gene farkı kapatmıyor. Duvara dayanmışlar. Demişler kardeşim bizim hop faize dedi. benziyor. Evet, bundan sonra demişler özelleştireceğiz. Nedir bu? Benim yükümlülüklerim var. Sosyal sigortalar var ya devletin ortada duruyor. Burada duruyor. İki yükümlülük vardır. Bir hastane yani sıhhat, iki emeklilik biliyorsunuz. İkisi de birlikte. Bunu ikiye ayırmışlar. Emeklilik fonları koymuşlar. Bir de hastane, hastalık şirketleri, sigorta şirketleri gibi koymuşlar. Özel. Ve bunlara prim yatırdığın zaman aynı şey Türkiye'deki özel sigorta şirketleri gibi. Hem hastanelerde belli tedavi görüyorsun. Beğenmediğin zaman da o firmayı değiştiriyorsun. Bakın bu çok önemli bu. Yani bir tek sosyal sigortalar yok. Bugünkü sistem kölelik sistemidir. Yani totaliter sistemdir. Çünkü ben bir yerde çalışıyorum. Sosyal sigortalar hastanelerinden nefret ediyorum. Orada kötü muamele görmüşüm. Ama her ay benim primim artı işverenin benim için ödediği prim %35. Langırt oraya para yatırıyorum. Ya bu soygun Başka kardeşim. alternatif Ben yok. sana gitmiyorum ki. Halbuki ben A, B, C, D, kırmızı, sarı, mavi, yeşil gibi 4-5 tane firma olacak. Bugün banka reklamları gibi reklam yapacaklar. Ben iyiyim. Benim hastanelerim güzel. Benim doktorlarım iyi. Veya arkadaşlarından duyacaksın hangisi iyi. Gidip oraya prim Sayın Tibuk, bu noktada sanırım siz altını Şimdi çizdiğiniz Şili, nokta bir dakika sistem Şili'de tamamen yanlış anlattı. diyorsunuz. Tabii Şili'de bunu yaptıktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Şili'de ekonominin can damarı bu primler oluyor. Çünkü toplanan primler borsada değerlendiriliyor. Tahvillerde, fonlarda ve bütün dünya, bakın söylüyorum Amerika dahil, bütün dünya bugün bu modeli tartışıyor. Bu 80'den itibaren uygulanıyor. 19 senedir. Efendim Latin nasıl? Amerika'da başka ülkelerde de başladı. Efendim nasıl çözeceğimizi daha sonra Evet, biraz evet. geleceğiz. Siz biraz erken davrandınız. Erken davrandık, doğru. Haklısın, kusura bakma. Hamdi Bey.